Günaydın. Gene birlikteyiz. Her sabah olduğu gibi, 10.30'da olduğu gibi bugün de birlikteyiz. Bugün konuğum Alpan Manas. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında onun bir işi var ama biz onu o işinden dolayı değil de Türkiye'nin nasıl daha yüksek gelir seviyesine, nasıl daha zengin bir ülke olacağına dair çabalarından, yüksek teknolojiye, geleceğe ve bir fütüristik kimliğiyle tanıyoruz. Alpan Manas bugün neden burada? Ekranlarınızda gördüğünüz şu grafik yüzünden burada. Bu grafiğin bize anlattığı bir şey var, acı bir şey var aslında. Dünya yüksek teknoloji ihracatından Çin %19, Güney Kore %5.91, Türkiye sadece 0,09 pay alıyor. Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatı 1.9 milyar dolar. Kore'nin yüksek teknoloji ihracatı 122 milyar dolar. Ve bu şartlarda Türkiye'nin zengin bir ülke olması mümkün mü diye Alpan Manas'a soracağım. Nasıl mümkün? Ne yaparsak zengin bir ülke olabiliriz diye soracağım. Kore zenginleşirken, Kore dünyanın ileri ülkelerinden bir tanesi olurken, zengin ülkelerinden bir tanesi olurken biz niye kenardan seyrediyoruz, saha kenarından Kore'yi izliyoruz? Biraz bunu konuşmak istiyorum Alpan Manas'la. Onun için Alpan Manas burada. Çünkü bunu konuşmak için en doğru insan o. Evet, önce hemen bir Türkiye'nin ihracatında ileri teknolojinin payını, o grafiği bir arkadaşlar verebilirlerse o grafik üzerinden istersen başlayalım. Şimdi OECD'ye göre bizim ihracatımızın %3,4'ü yüksek teknoloji, ileri teknoloji. Dünya Bankası 1,9 diyor. Bunda bir ölçme farklılığı var. Bazı kimyasallar var OECD'de ama dünya genel olarak Dünya Bankası'nınkini baz alıyor. Hangisini alırsak alalım bunun çok düşük olduğu meydanda herhalde. Ya kimyasaldan kastım zaten kimyasal, kimya ham maddelerin hemen hemen hepsi ithal olduğu için hani belki sabuna biraz deterjana bor falan katıyoruzdur kendi çapımızda ama gene de kimyasallar da ithal. İthal ettiğiniz şeyi zaten çok fazla katma değer koymadan ihraç ediyorsunuz. Yani o yüzden Dünya Bankası değeri bence verisi çok daha anlamlı olacak. Genel olarak da zaten herkes bunu baz alıyor. Böyle bir ihracat, şu ihracat modeli bir ülkenin zenginleşebilmesi için sana bir işaret veriyor mu? Ya şöyle şimdi... Ya işaret verip vermemesi bence biraz geçmişle yani daha doğrusu iki ülkeyi karşılaştıralım. Güney Kore'de yani 1950'lerde başlayan büyük şirketler akımında Samsung örneğine bakmamız gerekiyor. Yani Samsung'un büyüme stratejisine şu anda karlılığına bakma. Yılda oluşturduğu 36 milyar dolar civarında bir kar var. Şimdi 2020 hedefine bakıyorsunuz adamların. İşte elektrikli araba için pil yapacağım diyor. İşte tıpla ilgili çalışmaları var. Efendim şeyle ilgili çalışmaları var. Güneş enerjisiyle ilgili çalışmalar var. Bizim holdinglere bakıyorum. Yani katma değer yaratılmayacak sektörlere bile var. Gıdaya giriyorlar yani orada marine edilmiş etin katma değeri ancak görülebilir. Yani ben anlayamıyorum. O yüzden de o gelecekle ilgili. Yani çünkü sonuç olarak para yatırmanız gerekiyor. Arge'ye para yatırmanız gerekiyor yüksek teknolojiyle ilgili. Arge'ye para yatıracak zaten şeyimiz yok, birikimimiz yok. Dolayısıyla Arge'ye para yatıramadıktan sonra teknolojiyi nasıl artıracaksınız ki? Şimdi bir sonraki grafiğimize dönelim. Bir başka bir şey işaret ediyor. O da şunu gösteriyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihracatının bir analizi bu. He. Bu analizde Türkiye'nin Avrupa Birliği ihracatı düşük teknolojinin payı %36'ya çıkmış. 33'ten 36'ya çıkmış düşük teknoloji ihracatımız. Çünkü Avrupa artık üretmiyor değil mi? Düşük teknolojiyi üretmiyor artık. Tamam. Düşük ortanın payı 24'ten 22'ye inmiş. Orta yüksek 38'den 36'ya gerilemiş. Evet. İleri teknolojinin payı 0.4 artmış. %4 yani Avrupa Birliği'ne sattığımız. Tamam, orada çok basit bir hesap var. Gene büyük holdinglere veya doğrusu büyük sermaye gruplarına bakalım. Büyük sermaye gruplarındaki şeyde Amerika örneğinden gidelim. Amerika örneğinde şeyi gayri safi milli hasılayı %1 arttırabilmek için 10 yılda 1 milyar dolar değere ulaşacak 60 civarında şirket yaratmanız gerekiyor ki Amerika 120 yaratıyor. Yani Amerika'nın %2 büyümesi zaten bu şirketlerden. 1985-2000 yılları arasında aynı şekilde 40 milyon civarında istihdam, yaşı 5 ve küçük olan şirketlerden
geliyor. Şimdi bizde küçük olan şirketlerin zaten büyüme şansı yok. Çünkü orada işte risk sermayesi var, girişim sermayesi var, melek yatırımcılık var. Bizdeki rakamlara bakıyorsunuz milyon dolar seviyesinde. Orada çift haneli milyar dolarlar konuşuyoruz. Dolayısıyla yani teknolojiyi, yüksek teknolojiyi küçük firmalar, teknoloji firmaları üretirken Amerika'da bizde küçük firma yaratma şansımız yok. Büyük firmaların da uğraştıkları şeylere baktığımızda yani enerji ile ilgili teknoloji geliştireceğimize bir enerji hype'ı yaşadık. Şimdi oh rahatladık biraz çünkü arz biraz talebi yakalamış durumda. Eskiden güneş türbünü kurmak için inanılmaz derecede şey vardı. Çantacılar. Şimdi en azından biraz rahatladı gibi gözüküyor. Şimdi önemli bir tablo daha var. O da dış ticaret dengesi durumunu gösteriyor. Bu da bizim için çok acı bir şey. Türkiye Avrupa Birliği'ne ihracatında düşük teknoloji ihracatında fazla veriyor. 12.1 milyar dolar fazla veriyoruz. Bir tek orada fazla veriyoruz. Düşük ortada 7.8 milyar dolar açık veriyoruz. Orta yüksek teknoloji ihracatı dış ticaretinde 22.8, ileri teknolojide 5.8. Şimdi sadece düşük teknoloji ihracatında fazla vermemiz zaten herhalde durumu vehametini açık ve net olarak gösteriyor. Yani bunu geliştirebilmek için ben rahmetli Arman Kırım'la biz Odalar Borsa Birliği'nde Genç Girişimciler Kurulu'nda beraber çalışırken onun çok net bir söylemi vardı. Yani KOBİ'ler bir yere kadar. Yani Türkiye'de KOBİ'lerin, teknoloji üretmeyen KOBİ'lerle istihdam yaratmaktan başka yapabileceğiniz bir şey olmaz. Dolayısıyla yüksek teknolojiye yatırım yapmanız gerekiyor. Yüksek teknolojiye yatırım yapmada devletin mutlaka katkısı ama yani ben arsa vereyim, işte karşılığında vergi almayayım mantığı değil. Yani bugün işte Libya'ya gönderilen paraları görüyoruz. Bugün işte Mısır'a gönderilen yani dış destek anlamında bunlar eleştirecek konular değil ama yani bir 2 milyar dolar da cebe konsa bugün kaçırdığımız büyük önemli alanlarda yatırım yapmaya kalksak bence çok daha anlamlı olacak. Ama neye yatırım yapıyoruz? Bakın orada büyük bir hata var. Şimdi son 5 yıldaki gayri safi milli hasıla ortalaması %22'lerde. Ama şeye baktığınız zaman ulaştırma ve iletişimdeki artış ise %25'lerde. Baktığınız zaman o zaman tüketim gayri safi milli hasıladan daha fazla artıyor ise ne yapmamız gerekiyor? Cep telefonu üretmemiz lazım. Uçak üretmemiz lazım. Tamam mı? Yani bu ama tüme varım. Mantık mı? Hayır. Çünkü uçak üretmek, yani bazı babayiğitler, yani bu babayiğit kelimesi çok iyi oturdu Türkiye'de. Bazı babayiğitler her 4 yılda bir değişen işte Euro 5, Euro 4, Euro 3 gibi motor standartlarında 1 milyar dolar ön yatırım, her yıl her şeyde yenilemede 300 milyon dolarlık ilave yatırım olan bir motor işinde ben motor üreteceğim diyor. Daha uçuk babayiğitler uçak motoru üreteceğim diyor. Yani uçak motorunun bıçağını üretmek için özel teknoloji gereken bir dünyada ve dikkat ederseniz her Boeing'e baktığımızda 50 yıllarda kurulmuş Boeing'de bile yani her ürettiği uçak ilk uçlarına mutlaka düştü yani bir şekilde. Dolayısıyla bizim öyle işte 120 kişilik uçak üreteceğim ben, yok cep telefonu üreteceğim. Bazı GSM operatörleri %100 yerli falan diyor ama yani öyle bir şey yok. Sadece özelliklerini seçip Tayvan'da orada burada tasarlatıp şey yapıyorlar. Yani bence hükümetin de bu konuda farklı bir vizyona sahip. Yani bugünkü vizyonunun bence dışına çıkması gerekiyor. Şimdi son iki tablomuz var. Onlara baktıktan sonra biraz daha biz ne yapmalıyız, zenginliğin yolu nerede diye onu sormak istiyorum. İlk başta gördüğümüz grafikte nasıl yüksek teknoloji ihracatını artırdığını gelişmekte olan iki tanesi. Bunlardan Çin %3,59, 3,6 diyelim. Çin'in 2000 yılındaki dünya yüksek teknoloji ihracatının aldığı pay %3,6'ya yakın, 3,59. Bugün geldiği yer 19,69. Dünyada yapılan yüksek teknoloji ihracatının %19,69'unu Çin yapıyor. Kore 5,91'e gelmiş. Biz 0,09'da 0,09. Burada hemen iki nokta koymak lazım. Öncelikle Çin'in artışındaki en büyük nedenlerden bir tanesi özellikle Amerikan şirketlerinin orada çok etkin olması. Yani yabancı sermayeyi bu anlamda alması ama teknoloji katkılı yabancı sermaye alması. Bizde ise
Avrupa'nın aslında Avrupa'ya yakın olmasından dolayı basit üretim üssü olarak görülüyor. Yani burada Türkiye'de klima üretilmesinin veya araba üretilmesinin Türkiye'ye getireceği önemli bir katma değer yok. Dolayısıyla Çin'in büyümesindeki en büyük etken almış olduğu yabancı sermayenin teknoloji içerisindeki önemli bir payıdır. Türkiye'de de dediğim gibi ben Çin'deki yönetim tarzının yani devlet kontrollü akıllıca biraz orada sosyalist düşünüyorum. Çünkü başarılı olmaları nedeni devletin çok güzel yatırımları kontrol ediyor olması. Bizde bölgeselliğe dönüldükten sonra işte bir İzmir Kalkınma Ajansı, İstanbul Kalkınma Ajansı gibi bir sürü kalkınma ajansları var. Ve her şehirle ilgili böyle bir hedef şeyler var. İşte sanayi olacak, orada sağlık sektörü, turizm vesaire gibi ayrışmalar söz konusu ama kağıt fabrikası kurmaya kalktığınızda her iki bölgede de ayrı bölgelerde de kağıt fabrikası kurabilirsiniz. Yani kimse kalkıp da devlet kalkıp da ya kardeşim burada arz fazlası var. Senin kağıt fabrikası kurmak neyine demiyor. Dolayısıyla ama Çin diyor. Çin bunu tamamıyla da kontrol ediyor. Çok ilginç de Çin'in yeni devreye girecek kalkınma planı için 2015 için. Geçen sene Türkiye'ye bir grup gelmişti onu anlatmak için. Acayip etkilendiğimi söyleyeyim. Acayip bir yüksek teknoloji, acayip bir yüksek teknolojiye yatırım, acayip bir yüksek teknoloji üretimi planlıyorlar. Son bir grafiğimiz var. Onu görelim. Ondan sonra Türkiye'ye tamamen dönelim. Şimdi 2000 yılında Kore 54 milyar dolarlık ileri teknoloji, yüksek teknoloji ihracatı gerçekleştirmiş. Türkiye 1 milyar dolarlık yüksek teknoloji, ileri teknoloji ihracatı yapmış. 2011'e gelindiğinde 11 yıl sonra onlar yüksek teknoloji ihracatlarını nereden bakarsanız 70 milyar dolara yakın artırmış. Biz 900 milyon dolar artırmışız. Kore'de iki tane majör şirket var. Yani bilmiyorum şirket isimleri burada bahsediyoruz ama yani zaten Samsung, LG bunlar kendi başına şirketler. Yani onların sattıkları her şey zaten yüksek teknoloji. Yani onların ciroları zaten burada çok önemli. Biz de belki bizim ürettiğimiz televizyonlara da yüksek teknoloji var ama koyduğumuz katma değer gerçekten çok çok sınırlı. Dolayısıyla Kore'nin başarısı zaten gene başta bahsettiğimiz şeylerden dolayı, gelişimlerden dolayı. Hedefleri çok enteresan, çok güzel hedefleri var, 2020 hedefleri. Ben mesela şeye de bakıyorum, yani Türkiye'nin herhalde şey de yani bu orta gelir tuzağınla mutlaka konuşmamız. Evet, evet. Şimdi onu soracağım. Çünkü orada çok önemli, yani benim de kafamda. Tamam, o zaman hemen başlayalım. Peki. Şimdi Türkiye son 4 yıldır 10 bin dolar civarında bir milli gelirin içine hapsolmuş durumda. 10 bin dolar civarında. Biz 10 bin dolara kadar getirdik milli gelirimizi. 2000'li, 3 bin dolarlı seviyelerden 10 bin dolara getirdik. Ama 10 bin dolardan 20 bin doların üzerine 30 bin dolarlar seviyelerine çıkarmak zaten dünyada da genel olarak görülen şu. 10 bin dolara kadar, hatta 15 bin dolara kadar milli geliri getirmek nispeten daha kolay. Evet. Daha eski teknolojilerle, daha 20. yüzyıl hatta 19. yüzyıl demir çeliğinden şeyine kadar 19. yüzyıl teknoloji, 20. yüzyıl teknolojilerine gelebiliyorsunuz. Ama asıl refah devleti dediğimiz seviyeye gelmek o kadar kolay değil. Orada yüksek teknoloji, ileri teknoloji üretimi, yüksek hizmet üretimi gerekiyor. Orta gelir tuzağına düşer mi Türkiye? Ya şu andaki hesaplara göre zaten tuzağın içindeyiz. Yani birkaç tane rakam var. 2023 hedeflerine baktığımız zaman şu andaki görüntü 15 milyon 500'lerde yani yakalayabileceğimiz rakam. Fakat tabii o 1.97 dolar kuru, yani o süreçte yani dolar kurunun 2.20'lere, 2.30'lara, 2.40'lara gelmesi durumda. Gerçi bugün referans alınmaz, yani 2.1'den belki geri gelecektir mutlaka ama sonuç olarak yani buralarda dolaşırken biz 15'lerde dolanıyor olacağız. Şimdi 15'lerde dolanıyor olmasın. Ben çok enteresan bir istatistikten bahsedeceğim ama istatistik çok net verilere dayanmasa da ülkenin IQ'sunun kişi başı gelirle beraber arttığı, yani bunun tabii ne etkisi var? IQ dediğimiz şey sadece performans IQ'su, yani sözel IQ, sayısal IQ vesaire, yani eğitim.
Yani eğitimle beraber siz IQ'yu da arttırıyorsunuz. Şimdi insanları eğitmeniz lazım ki IQ'su artsın ve geliri şeyi artsın. Yani olaylara bakışı, dünya görüşü artsın. Yani ya bu Silikon Vadisi nesin yani? İçinde silikon mu var? Silikon tabancasıyla mı yapma şeyinden biraz daha mantığa dönmesi gerekiyor. Dolayısıyla bizim ülke IQ'sunu arttırmamız gerekiyor. Şimdi önemli bir konu da işte teknoparklar kuruyoruz. Çok bence teknoparklar, ben çok başarılı inşaat kalitesi açısından ben çok başarılı oluyorum. Neden? Şöyle, şimdi bir kere üniversitelerin parası yok. Üniversitelerin parası yoksa tek gelir kaynakları teknoparklardan yakalayacakları firmalarla bir şey yapmak. Yani onlardan para kazanmak. Yani Maslak'ta yolun sağ tarafındaki şirketlerle yolun sol tarafındaki üniversitedeki aslındaki şey metrekare fiyatı veya hani toplam satın alma maliyeti dediğimiz, total cost of ownership dediğimiz rakam hemen hemen aynı. Yani üniversitenin parası olmadığı için firmalardan para almaya çalışıyor. Yerinde Ar-Ge'ye kadar o TÜBİTAK'larda yani çok büyük bankalar, GSM operatörleri Ar-Ge yapıyordu yani, tamam mı? Ne vergiden kaçınmak açısından. Şimdi yani mantığımız bu yönde çalışıyor. Üniversitelerde yani üniversitenin bir kere içeriye sanayi çekmesi gerekiyor. İçeride gelişen teknolojilerde mutlaka sanayiden para alması gerekiyor. Yani üniversite sanayi işbirliği falan ben yani inanın yanlış anlamıyorum. 10 yaşından beri duyuyorum yani babam bu işlerin içinde olduğu için Türkiye'deki ilk sanayi üniversite işbirliği projelerini yapmış bir insan olarak ben hep duyuyorum ama yani üniversite sanayi işbirliği konularının tanımı ayrı. Mesela İzmir'de insanlar şey kuruyorlar, işte teknoloji bölgesi kuruyorlar. İlk arayacakları firma Vestel, abi gel. Yani işte bir hayal var, Microsoft gelecek. Tamam mı? Abi niye gelsin? Yani ben ikna olmuyorum yani adamın niye geleceği konusunda. Peki, süremiz çok azaldı. Onun için çok önemli bir konuyu da biraz konuşmak istiyorum. Şimdi bütün dünya bir şeyin peşinde, enerji devrimi. Evet. Özellikle batarya. Çünkü herkes mobil olmak istiyor ama bataryalar buna yetmiyor. Dolayısıyla dünyanın geleceğinde bunun çok büyük bir yeri olacağı. Valla 3 yıldır üzerinde çalıştığımız bir konu. Ben 3 yıldır gelecek hafta beni konuk ederseniz ben size bu konudaki çok önemli yani dünya çapındaki gelişmeyi anlatırım. Batarya konusunu biz çözmeden yani biz 80'li yıllarda araba telefonunu yanımıza taşırdık. Yani şöyle hava atardık. Vay babanın araba telefonu var. Yani bugün şimdi o benim resmimi gördüğümde yırtasım geliyor. Anladınız mı? Şimdi elinizde telefon, abi telefonum pili bitiyor ben seni arayayım. iPad'imin pili bitti abi. Yani bunlar komik şeyler yani gelecekte gene buraya dönüp aynı şeyi anlatacağız. Dolayısıyla pil teknolojisinde önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu kurbağa atlayışı dediğimiz önemli bir gelişme olmak zorunda. Regeneratif enerji üretiminde sadece frenlemeyle değil yani bu şu andaki hibrit arabalarda daha farklı teknolojiler ortaya çıkacak. Ama biz Türk toplumu olarak olaya farklı başlıyoruz. Bizim için önemli olan sonsuz enerji. Yani mesela enerji veriminde %10 bizi kesmiyor. Emin Bey kesmez. Türk toplumunun %10 kesmez. Ne olmalı? Bedava olmalı. Bir kere çıkırığı çevirdik mi sonsuz enerji olmalı. Ve o yüzden de Türk termodinamik yasalarına aykırı. Tabii termodinamik yasalarına aykırı. Ve biz onlarla ilgili olarak ve bunlarda da yazık yanlarımıza subaylarımızı alırız, polislerimizi alırız ikna edici olması açısından. Yani şu anda mesela basında gene birkaç kişi var isimlerini vermeyeyim. Yani onlar sonsuz enerji peşinde. Ben daha farklı. Yani ben verimlilik peşindeyim. Dolayısıyla benim düşünce tarzım ben 2010 yılında, 2009 yılında bundan 3-4 yıl önce Türkiye'nin kurtuluşunun farklı bir kulvarda elektrikli arabada olduğunu düşünüyorum. Ama bizdeki elektrikli araba üniversitelerde liselerdeki o güneş panelli arabaların ötesinde üniversitelerde de başka bir versiyonu bir tane prototip yapıyor. Gazeteler sizde yanlış anlamayın sizde de hata var. Yani yazılı ve sözlü basında Türkiye'nin ilk elektrikli arabası. Abi kaç tane ürettim? Bir tane prototip. Yani bir tane prototipin üretime geçmesi, maliyetlendirmesi. Bunlar çok ayrı konular. Dolayısıyla ben elektrikli araba diyorum. Farklı bir yaklaşımdan bahsediyorum. Ucuzmuş 2011'deki tanımıyla Taysat'ın raporundaki gibi ucuzmuş. Hayır. Gerçek anlamda ve bununla ilgili de cebe para koyacağız abi. 2 milyar dolar para koyacağız. Tamam mı? Gideceğiz, alacağız. Teknoloji satın alacağız. TÜBİTAK'ta orada burada geliştirmekle şu anda uğraşmayacağız. Çünkü kaybettik. Şike yapmamız lazım.
Tamam mı? Aradaki ama farkı... şu andaki sporcularımız yaptığı gibi çok şike değil yani. Parayla satın alacağız. Parayla alacağız. Alfamalar söz konusu olunca tabii sürenin içine sığılamıyor. Bir sürü notum var hala hiç girmediğimiz. Türkiye'den Facebook çıkar mı örneğin? Çıkmalı mı? Niye Almanya'da çıkmıyor zenginleşiyor? Ama süremiz bitti. O söz veriyorum tekrar konuşmak için. Özellikle bu batarya meselesini konuşmak haftaya için. Tekrar önümüzdeki programlarda bir araya geleceğiz. Çok teşekkür ediyorum Alfamalar. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Biz burada bitiriyoruz. Birazdan spor haberlerini izleyeceksiniz. Alfamalar'ı yeniden getireceğim. Yeniden bu batarya meselesini konuşacağız. We'll be right back.